Efendim yepyeni bir sağlık programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Alün Yazıcı Baharat'ın Kızılay Selanik Caddesi'nde bulunan mağazasındayız. Değerli program editörümüz Hava Hanım'la beraberiz. Hava Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Efendim bugün çok sevdiğimiz, herkesin de bildiği ama üstünden geçelim dediğimiz, tazesine de bayıldığımız bir üründen, doğal mucizeden bahsedeceğiz. Ne güzel. Evet. Ceviz efendim. Ceviz. Şöyle biraz zor olacak kaldırmam. Evet, bunu kaldıramadım ben pek. Şöyle kaldırdım, evet. Şöyle yaptım bunu. Evet. Süper, ben tutayım. Hava Hanım, ceviz bir maden, bir zenginlik. Yani sıfat yetmez anlatmaya ama biz sizden dinlemek isteriz. Ben tadına da baktım efendim, söylemiş olayım. İnanılmaz lezzetli gerçekten. Şu an tanıttığım ürün. Sizi dinliyoruz Hava Hanım. Ya Barış Beyciğim, hatırlıyor musunuz Brezilya'dan gelen ceviz yedik işte. Çektik onu. Potasyum yönünden çok zengin dedik ya. Evet. Ben de çok üzülüyorum, çok büyük rakamlarda. Ben biraz galiba milliyetçi bir insanım. Aynen. Kendi topraklarımızdaki madenlere değer vermeyip işte kalkıp dışarıdaki o cevizleri bu kadar kıymetli hale getiriyoruz ya. Aha. Biz getiriyoruz tabii ki. Hani zaten yıllardır biliyorsunuz kolesterolde ve hafızayı güçlendirmede belirirse cevizi zaten veriyoruz. Besin değeri de o kadar yüksek ki. Aha. İşte guatırınız ama guatırda bile destekleyici olarak veriyorduk. Ki dünyanın en güçlü mikrop öldürücü. Bir bitkinin hem yaprağı, hem kabuğu, hem meyvesi. Üçü bir arada kullanılması ne kadar ilginç değil mi? Biz de bu bitkinin yaprağını da satıyoruz, meyvesini de satıyoruz, kabuğunu da satıyoruz. Bakın yağını da satıyoruz. Ne? 4 çeşit. Evet. İstiyoruz ki hani şu anda lütfen insanlar da buna değer versinler. Biz hafızayı güçlendirmek için diyoruz ki sabahları aç karnına kolesterol için özellikle kolesterol de çok önemli. Meyvenin kendisini kabuğuyla birlikte kabuğunu soyuyorsunuz, onu da içine atın. Sabahları şu aradakini sabahları aç karnına hem meyvesini yiyip hem de suyunu için yiyoruz. Ben ekstra bir şey önereceğim. Bitti mi? Lafınızı böldüm. Hayır, devam edeceğim. Ben şimdi devam efendim, Mayıs ayının sonunda ceviz henüz iğdeye benzerken ve çok küçükken mümkün değil tabii ki. O iğdeyi alın, sadece üzerine çizik atarak ya da bir kez ısırarak tadı çok acıdır, yutun. Bunu ne zaman kullanabilirsiniz? Eğer midenizde, yemek borunuzda herhangi bir yara varsa, tabii ki yara midenizde varsa çünkü. Ya da bağırsaklarınızda herhangi bir yara varsa inanamayacaksınız. Bunun tıpta çünkü tedavisi büyük oranda yok. Küt diye geçer ama ne yapmayacaksınız? Bu süre içerisinde asitli içecek tüketmeyeceksiniz. Kızartma yemeyeceksiniz. Aynen. Ve acı yemeyeceksiniz. Bu üçüne dikkat ederseniz yemek borunuz, mideniz ve bağırsaklarınızda tedavi edilmemiş hiçbir yaranızın kalmadığını göreceksiniz. Zaten biz bunu antiseptik olarak veriyoruz. Çok ağız gargarası olarak veriyoruz. Evet. Düşünsenize bildiğiniz ceviz yağını ağzınıza bir kaşık aldığınızda gargara gibi yapabilirsiniz. Evet. Yağını dışarıdan sürüp ağrılarda kullanabilirsiniz. Aha. Mesela meyvenin yeşil kabuğu renk vericidir biliyorsunuz. Evet, saç evet, renginde. Evet. Boya malzemelerimiz içinde kullanılan bir madde. Aha. Egzama gibi deri hastalıklarında saç derisindeki kaşıntılarda kullanabilirsiniz. Ayak mantarında yaprağını kaynatıp ayaklarınıza dezenfekte olarak kullanabilirsin. Yani o kadar çok özellikleri var ki. Hani bir de beyine benzemiyor mu? Tabii ki. Bir yerde okumuştum. Bir Japon insan beynine en yakın meyve olarak nitelendirmişti. Yani şekli aynı yani. Tabii ki. Gerçekten de lütfen Türkiye'nin her bölgesinde artık biz değerli olarak yetiştirmek istiyoruz. Çok çok yetiştirmek istiyoruz. Çünkü neredeyse kaybolmak üzere dışarıdan ceviz aldığımıza göre herhalde bir yetkililerin bunu duymasını da istiyorum açıkçası. Onu da başardık mı? Değil mi? İnşallah başarmıştır. Biz kendimiz... Yani üretmeyi başarırız umarım. Hani i̇nşallah. Yok etmeyi başarmayız da. Evet. Hayır, inşallah. Evet. Yetkililer de bunu duyuyor. Evet. Hava Hanım, verdiğiniz değerli bilgiler için size çok teşekkür ederiz. Efendim cevizi nasıl sipariş verebilirsiniz? www.alunyazıcıbaharat.com adresinden sipariş verebilirsiniz. Tabii iletişim adresinden tazesini almak için telefon etmeniz daha sağlıklı olabilir. Tabii şu anda gördüğünüz bizim kendi yerli cevizimiz. Onu da ısrarla söylüyorum. Artı bakın
Bu mevsim gelmiş, neredeyse yenisi çıkacak. Görüyor musunuz hala tazeliğini? Vallahi ben tadına baktım, inanılmaz. Çünkü ceviz yani şu kabuk halindeyken kendi özelliğini tek kaybetmeyen meyvedir uzun ama süre. Ama kırıldıktan sonra hemen tüketilmesi evet gerekiyor. Evet, işte o yüzden de anlatıyoruz, evet, diyoruz evet, lütfen kabuklu cevizi tüketirken... Kabuklu cevizi tercih edin diyoruz. Çünkü içindeki yağların gücü havayla temas ettiği anda... En çabuk özelliğini kaybediyor. Kaybetmeye başlıyor, bunu da bilin efendim. Çok teşekkür ederiz Hava Hanım. Teşekkür ederiz. Efendim, eğer sorularınız varsa lütfen videomuzun altında sorunuz. Bunların hepsine cevap veriyor olacağız. Yeni bir bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.